İstanbul'a geldikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ne kaydımızı yaptım, sınavını kazandım, keman bölümümüze. Mimar Sinan Üniversitesi'nde kemana devam ettim 2-2,5 sene kadar. Ondan sonra bir sene ara verdim, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçtim. Orada bölüm değiştirdim, sahne sanatları, opera şan bölümüne devam ettim. La'dan alıyorduk değil mi biz? Çok komik bir şey oldu. İşte çocukken böyle televizyonda bir palyaço görüyor. Adam alıyor, keman çalıyor. Ben de kemanı görünce, aa ben de keman mı çalsam falan diyorum. Ondan sonra bunu annemler duyuyor. Hadi bakalım fırsat ele geçince biz bu çocuğu kemana verelim diye. Öyle başladık. İşte 6 yaşında başladım kemana. Sonuçta hani çocuksun ve her gün belli bir süre çalışman gerekiyor. Bu da sıkıntı veriyor. Tabii oyuncaklar yerine. Dışarı çıkamıyorsun, işte oynayamıyorsun. Çocuklar işte dışarıda işte oyun oynuyorlar. Sen işte seslerini falan duyuyorsun ama gıy 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 diye onun bir şey çalmak zorundasın. Evet. Yani. Çocuklar da ondan hoşlanmıyor. Evet, yani sadece çocuklar değil yani. Büyükler de hoşlanmıyor. Evde bazı bireyler hiç hoşlanmazdı o seslerden. Yaşlı cazibe çok değişik oldu aslında. Ben bir dönem Bakü'ye döndüm ve hani orada benim çalışmalarım vardı. Bir arkadaşım vasıtasıyla böyle Türkiye'de bir dizi için bir oyuncu gerekiyor ve Azerice bilmesi gerekiyor diye küçük bir video istendi benden. Ben de öyle işte küçük bir kamerayla öyle bir deneme videosu aldım. Onu gönderdim. Aslında çok da şey yapmıyordum hani yani bunu gönderiyorum da illa gideceğim işte dizide oynayacağım falan derken. Öyle beklenti. Bir baktım ertesi gün ciddi bir şekilde işte menajerlik şirketinden telefon geldi ve Emin seni istiyorlar. Yani bu dizide seni istiyorlar dediler. İki gün sonra geldim, perşembe günü geldim ve pazartesi günü dizideydim ben artık. Kemal Bey, gaybınızı anlıyorum. Nerede olsa cazibe size emanettir. Ama narahat olmayın, benim niyetim ciddidir. Ben sana buradan ciddi ciddi vidalarım. Kemal Bey. Bak arkadaşım, öyle niyetim ciddiydi, mitliydi. Ben bunları yemem. Siz erkek milleti hep böylesiniz. Siz erkek milleti hep böylesiniz. Biz erkek milleti böyleyiz. Örf, adet, anane bunları yani bilmiyor musun kardeşim sen? Genç bir kızın çalıştığı ve hem de evde yalnızken ziyarete gelinir mi lan? Üzür isterim ama bu kadar eski düşünceli biri olduğunu bilseydim cazibeyle kapıda danışardım. Çok keyifli, çok güzeldi. Ortam çok güzeldi bir kere. Çok keyifliydi, hakikaten çok keyifli. En son Ajda Pekkan'la bir konser yaptık. Somali için yardım amaçlı bir konserdi. Kuruçeşme'de konser yaptık.